karşılaşmak ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir pazar sabahı. Arınmış olarak, tabii ki yarı yarıya diyelim. Önceki çalışmaları alan benim eski öğrencilerim için söylemiyorum. İlk kez başlayanlar yarım bir arınma aldılar. Daha yarısındayız. Kalan süreci tamamlayacağız. Bugün pamuklar gibi sıfır, zero point. Kafada hiçbir eskiye ait korku, kaygı, düşünce kalmayacak. Tamamen kendimizi iyi hissedeceğimiz bir duygu durumu içinde, ruh durumu içinde, beden olarak dinamik ve zinde hissedeceğiz. Dünden beri nasılsınız? Nasıl geçti dün geceniz? Çok yorulmanız normaldi. Baş ağrısı normaldi. Sırt ağrısı normaldi. Karın ağrısı, kasık ağrısı, rahim ağrısı normaldi. Çok sık tuvaletinizin gelmesi normal. Bunlar bu çalışmanın yan etkileri. Çünkü bu bir detoks, bu bir arınma süreci. Bu süreçte bedensel döngüler harekete geçiyor. Uyuyan her şey harekete geçiyor. Her hücren, her atomun, her molekülün yeniden titreşmeye başlıyor. Yeniden salınım. Birçok eski görevini, aktivasyonunu kaybetmiş hormon bezleri. Hiç şaşırmayın. Bizim aramızda kadın, erkek, cinsiyet farkı yok. Yıllar öncesi menstruasyon döngüsü bitmiş. Menopoza yakın hanımlarda bir başlangıç söz konusu olabilir. Östrojen yeniden tetiklenebilir. Erkeklerde de aynı şekilde. İçinizde kelebekler uçuşmaya başlayabilir. Ne oluyor, aşk mı geldi diyebilirsiniz. Yanınızdaki, en yakınınızdaki kişiye o duyguları aktarın. Kediye, köpeğe, doğaya, varoluşa, çiçeğe, böceğe o içinizdeki sevgiyi aktarın. Çünkü aktardığınız her şey dünyayı iyileştirecek. Sizler birer kanal yolculuğundasınız. Kanal derken Yaradan'ın yeryüzündeki şifa dağıtan ellerinden biri olmak. Sizden Yaradan'ın akmasına saf özünüzün açığa, zaten özünüzde o var. Üzeri biraz kirlenmiş, paslanmış, kararmış. Biz onu parlatıyoruz, temizliyoruz, işliyoruz, açıyoruz. O ışık açığa çıkacak. Bu çalışmalar bunu yapıyor. Arkasından da muhteşem yolculuğunuza artık sizin bugün içinizde el almak isteyenler, kanallık yetkisi sorumluluk gerektirir. Herkes ben el almak istiyorum diye yazmış WhatsApp grubunda. Bu çok güzel, çok anlamlı. Daha önceden alanların bunu almamasını tavsiye ederim. Çünkü siz daha önceden aldınız bunu. İkinci kez almak diye bir şey yok. Böyle bir şeye girmeyin. Bu frekansların karışması demektir. Ama ilk kez olacaklar ise bunun bir sorumluluğu var. Neden? Çünkü sen kanal olunca aktif bir enerji geçirgeni oluyorsun. Dünyadaki her türlü karanlığa karşı o karanlık senin enerjinden beslenecek. Çünkü sen aydınlıksın. Aydınlatmaya başlıyorsun. Kendini sık sık temizlemen, sık sık dengelemen, sık sık şifalandırman gerekiyor. Onların bütün ödevlerini, öğretilerini ben size özel bir WhatsApp grubu oluşturacak yardımcılarımız. Kimler bu uyumlamayı alacaklarsa, sevgili Kübra liste elinde, onları özel bir WhatsApp grubu yapacaksın. Orada ödevler, görevler, sorumluluklar, uygulayacakları videolar, takiplerini yapmak durumundayız. 21 günlük bir süreç, 21 günlük bir inziva. İnziva nedir? Hani oruç diyoruz ama hani 18 saat işte bütün gün aç kalma orucu değil. Dilini terbiye ediyorsun, nefsini terbiye ediyorsun, zihnini terbiye ediyorsun. Birazcık yanlış taraftan artık ayrılmaya başladık ya, onun 21 gün içinde nöronlarla, bilgi bağlantılarıyla, davranış kalıplarına, alışkanlıklara ve hayata dönüşme süreci tam 21 gün sürüyor. Sende kalıcılığı. Çünkü o ekilen bir tohum. Sende tutması, dönüşüm 21 gün. Kimisi çok hızlı geliştiriyor bu 21 günü. Kimisi daha yavaş, yavaş. O zaman diyoruz ki ikinci bir 21 gün daha. Şunu ve şunu yapmanda fayda var. Bazen üçüncü 21 güne ihtiyacımız olabilir. Burada bu durumu belirleyen kişinin kendisi. Kişinin bilinç boyutu, kişinin teslimiyeti. Teslimiyette kural neydi?
Bir, bırakmak. Takibi bırakmak. İki, kontrolü bırakmak. Üç, nefsani istekleri bırakmak. Dört, bütün bunların hepsi akışa bırakmak. Akış, olması gereken her şey, olması gereken zamanda, olması gereken düzende olacak. Zaten öyle, öyle oluyor. Oldurmayan sensin. Senin korkuların, senin kaygıların, senin şüphelerin, senin acaba oldu mu? Ay oldu mu? Nasıl olacak ki? Ne olacak ki? Ne çıkacak ki? Kanatlarım mı çıkacak? Elimden ışığım mı çıkacak? Yok öyle bir şey. Duyguların değişiyor, düşüncelerin değişiyor, ruhun değişiyor, kimyan değişiyor, simyan değişiyor. Bu hızlı da olabilir, yavaş da olabilir. Senle alakalı, senle, senin teslimiyetinle alakalı. Bir de geliş amacınla alakalı. Senin bu yaşama geliş yaptığın kontratla alakalı. Kontrat, hepinizin kontratı farklı. Seçtiğiniz anne, baba, seçtiğiniz beden. Burada oluş amaçlarınız bile bir uyanış için burada dünya yaşamında bu gezegende görevli olarak olduğunuzun göstergesinin bir yansımasıdır aslında. Böyle böyle başlıyoruz. Biz de sizin gibi başladık ve öyle bir yolculuk ki, öyle bir aşk ki içinizdeki Yaradan'ın nuru açığa çıkınca seni alıp götürüyor. Daha önceden yaptığın, sevdiğin, bildiğin şeyler aslında onun birer birer yansımasıymış. Gerçek o değilmiş, gerçek iç değilmiş. Sen aslında orada, burada, şurada aradın ama o sen değilmiş. Senin içindeymiş aslında. Niye dışarıda aradın? İçerideymiş aslında. Asıl cennet senin içinde. Cehennemde, cennette, senin içinde. O sırat köprüsü dedikleri senin iraden, senin kararların, senin doğruların ve her an kayıttasın. Gözlem altındasın. En kuytuda, şah damarından daha yakın olandan gözlem altındasın. Bunun bilincinde olduğunda kendinle senin vicdanın, işte senin ahlak bekçin ve senin ruhunu yönlendiren tek otorite. Evet, hazırsanız bugün sizi gene nefesle ikinci periyoda alacağım. Çalışmamızda tekrar bir rahatlama olacak. Gene uzanacaksınız. Başaltı yastıklarınız herkesin vardır. Kapıdan girdim.
Çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gene muhteşem bir sesle sizi uyandırdık. Nasılsınız? Nasıl alıştık? Çalışma bittikten sonra bu kadar güzel bir kadife, billur bir sesle kendimize gelmeye. Sürekli yanımızda olsa, sürekli hayatımızda olsa, sabahları bu sesle uyansak nasıl olur? Bundan sonraki bütün programlarda bence olmalısın. Bu toplu çalışmalarda bence olmalısın. Seve seve. Çok teşekkür ediyoruz. Nasılsınız? İyi miyiz? Hepiniz buradan ay parçası gibi gözüküyorsunuz gene. Temizlenmiş auralar, temizlenmiş yüzler, temizlenmiş çakra sistemleri, temizlenmiş zihinler ve bugün vizyonunuzu güzel kurdunuz mu? Hayatınızda olmasını istediğiniz ne varsa şu anda itibaren yola çıktı. Bütün olasılıkları belirlediniz. Tam zihin alfa doğduğunda. Aslında diyoruz ya, Mevlana'nın bir sözü var. Binlerce misal aleminde misal bizi bekler. Kendi hayatımızı var edebiliriz, kendi hayatımızı yok edebiliriz. Siz bugün kendi hayatınızda olmasını istediğiniz ne varsa onu var ettiniz aslında. Kendi olasılıklarınızı belirlediniz. Evren açık büfe, self service. Doldur kovanı, alabileceğinin en güzeli seç. Olmasını istemediğin şeyleri değil, olmasını istediğin şeyleri vizyon kurdunuz. Öyle değil mi? En yüksek ayrıza yola çıktı.